diğer çocuk kim? Gün önce bu stat yıkılacağı söylendi. Hala antrenmanlar yapabiliyoruz. Yani sadece klimalar, kalorifer, işte ne bileyim içeride sökülen bazı şeyler oldu. Onlar bu hafta sonuna bırakılabilirdi. Bu kadar da stat aramak zorunda kalmazdık. Şehir dışına gitmezdik. Burada oynayabilirdik. Biraz fedakarlık yapılabilirdi. Çünkü Elazığ'da bir firma yapacak bunu sonuçta. Erteleyebilirdi. Neyse, bunlar hep geriye dönük bir sürü hatalar var tabii kulüp bazında ama biz saha içi işini iyi yapıyoruz. Hep bunu dedik. Bunu söylerken hiç kimse bir mesaj almadı. Saha dışında hiç kimsemiz olmadığını, bu oyunculara hiçbir şekilde güven verilip imkanlar sağlanmadığını. Bu şekilde yüze yüze geldik. Karaya çıkacağız ama karaya çıkarken geri dönmek zorunda kalan bir oyuncu grubu ve kulüp var şu anda. Hiçbir zaman yerel televizyonlarda bakıyorum, ulusal kanallarda yayınlanan programlara bakıyorum. Elazığspor'la hiç teknik, taktik, oyuncu değişimi, oyuncu yeterliliği, yetersizliği hakkında futbol anlamında hiçbir yorumları yapılmadan direkt kulüp bazında yaşanılır bir ortam olmadığını, hep futbol dışında konuşmalar Elazığspor'la geçti. Ama ben inanıyorum, Elazığ'da takip eden çok sayıda insan var. Hani Elazığspor'a yardım eden, Elazığspor'la ilgilenen çok yok ama Elazığspor'u takip eden çok insan var. Takip etmekten ziyade herkes birbirinden ilgi bekliyor, alaka bekliyor. Bence birkaç güvenilir insan bir araya gelip 10-15 kişi arasalar çok büyük bir güç olabileceğini de biliyorum. Elazığ sporlu ilgilenen iş adamları olsun, çok güçlü insanlar olduğunu biliyorum ekonomik anlamda da. Ama birbirlerine olan güvenden dolayı, güvensizden dolayı, herkes ilgi alaka beklediğinden dolayı birbirlerinin bir araya gelmesini bekliyor. Bunun bir araya getirecek bir insan olması lazım. Birileri onun olması lazım ki bu insanlar, yani iş adamları, yetkili kişiler bir araya gelip Elazığspor'u kurtarabilsin. Çok yazık. Elazığspor güzel bir şehir, güzel bir futbol şehri olabilir. Büyük bir camia. Yaşanır olması lazım. Çok büyük borcu da yok. Ekonomik sıkıntısı da yok. Yani normal olağan bir kulübün olması gereken ekonomik sıkıntı var. Ama herkes birbirinden destek bekliyor, yardım bekliyor. Yani gelecek kişinin bir şeyler yapması lazım önce ki insanlardan yardım isteyebilsin. Gelen kişiler hiçbir şey yapmadan Hacı Murat Yümlü zamanında çok daha iyiydi. 13 gün kalmasına rağmen Hacı Murat Yümlü çok iyi işler yaptı. 1 milyon üzerinde para harcadı. En azından beni buraya getirdi. Ona teşekkür ediyorum buradan, sizin aracılığınızla da. Hakikaten güzel bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubu destek gördüğü takdirde transferin açılmasına da gerek yok. Bu ligde kalır ve kulüp ortamı yaşanır bir halde olduktan sonra. Üzülüyoruz. Şu son maça bile çıkarken şimdi Orhan Şam gelmedi. Lamin Diara Tatos geldi bugün. İnanılmaz moraller bozuk. 4-0 kaybeden bir takım görüntüsündeyiz. Kazanan değil de. Yani kazandıkça zayıflayan bir kulüp var. Camia var. Elazığspor'u sevdalıları, taraftarları bence sahip çıkması lazım. Sağ olsun valimiz dönem dönem destek oldu bize. Çok faydası oldu, yardımı oldu. Belediye başkanı Eskişehir maçı öncesi bence çok enerji verdi bize, yardım etti parasal olarak. Keşke belediye başkanımız biraz daha bizle ilgilenip, yani çünkü bu şehre çok şeyler katmış bir insan. Başka bir aday çıkarta ama ne olursa olsun bu şehir yaşaması, bu kulübün devam etmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonraki süreç Elazığspor için iyi olur. Evet. Onların bir araya gelmesi lazım. Birbirlerine güvenilir insanların. 2-3 kişi bir araya gelse, 10-15 kişi arasa zaten yeterli. Elazığ'da cebinde harçlık olarak 10 milyon dolar gezdiren insanlar olduğunu biliyorum. Çok büyük şirketler var Elazığ'da. Bunların alıp AŞ yapsa burayı, bir holdinginin şirketi olarak devam edebilir. Yani burası futbol kulübü, kazancı olan bir kulüp. Yani kazancı olan bir sanayi, futbol bir sanayi olarak düşünebilirsin. Trabzon bunun örneği, ya hakikaten sanayi olarak devam ediyor. Eskişehir futbol camiası taraftarı yaşatmaya çalışıyor. Onlarda da büyük sıkıntılar var. Çok daha kulüpler sıkıntıya girecek. Çünkü kötü yönetimler, kötü yönetilen kulüpler hepsi sıkıntıya girecek. En iyi kulüplerden bir tanesi Sivasspor, Gençler Birliği. Bunlar hep kazanca dönüştürebilmiş ve doğru işler yaparsan her kulüp kar eder. Her kulüp kar eder. Yani futbolda
boyunu aşmazsan, ayağını yorganına göre uzatırsan hakikaten birbirinden farklı değil, yapılan işler farklı. Yapılan doğru işler karşılığında futbol sektörü bir gelir kaynağı olabilir. Ama burada hani günü kurtarmaya gittiğin zaman olmaz. Futbolda işte Orhan gelmedi, haklı olarak ben neyin mücadelesini yapıyorum diyor. Yani tamam ama önü görükmüyor. Bu çocuklar da çıkacak yarın ne halde oynayacak onu da bilmiyorum. Yani biz futbol oynamaya çalışıyoruz ama o günkü psikoloji, bugünkü psikoloji, bir hafta boyunca o maça nasıl hazırlanıyoruz kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Biz çok kötü şartlarda uyuyoruz ve uyanıyoruz. Öğlen aynı yemeği, akşam aynı yemeği yiyoruz. Bir ara belediye gönderiyordu. Şimdi o da kesildi.